Merhabalar arkadaşlar. Çalışmalarımıza tarihle devam ediyoruz. Milli mücadele hazırlık dönemindeyiz. Bu videomuzda 13 tane soru inceleyeceğiz. İlk sorumuz Erzurum Kongresi kararları ve bu kararları yorumlayacağız. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Yorumu ise Türk vatanının bölünmez bir bütün olduğu ilan edilerek Türk topraklarını işgal etmek isteyen güçlerin emperyalist oldukları belirtilmiştir. Bütün Türk ulusunu ilgilendiren ulusal bir karar alınmıştır bu Erzurum Kongresi kararında. Ulusal bir karar alınmış. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet birleşerek karşı koyacaktır. Yorumu ise... Bu karar ile işgalcilere karşı güç oluşturmak için Doğu illerinde ulusal cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti bünyesinde toplanmıştır. Osmanlı hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamaz ve korunmazsa geçici bir hükümet kurulacak ve bu hükümet Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise seçimi Temsilciler Kurulu yapacaktır. Yorumu ise ilk defa İstanbul hükümeti dışında bir hükümetin kurulmasından bahsedilmiştir. Milli kuvvetleri etkili milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan ahaliye siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Ancak bu vatandaşların canları, malları ve ırzları her türlü saldırıdan korunacaktır. Yorumu ise yabancı uluslara imtiyaz verilmesinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. Azınlıkların Osmanlı Devleti'nden elde ettikleri ayrıcalıklara tepki gösterilmiştir. Azınlıkların bağımsız devletler kurmak istemelerine karşı çırpınmıştır. Diğer maddemiz manda ve himaye kabul olunamaz. Yorumu ise bu karar ile herhangi bir devletin himayesine kabul edilmeyeceği ve Türk ulusunun koşulsuz bağımsız olacağı belirtilmiştir. Manda fikri ilk defa Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Ulusal irade ve toplanan ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır. Yorumu ise ulusal egemenlik anlayışına ters düşen bu kararın alınmasının temel nedeni halkın önemli bir kısmının padişah ve halifeli olan sevgi ve saygılığının devam ediyor olması, sevgi ve bağlılığının devam ediyor olması. Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına ve hükümetin yaptığı işlerin milletçe kontrolüne çalışacaktır. Yorumu ise bu karar ile Mebuslar Meclisi'nin açılması kararlaştırılmış ve İstanbul hükümetinin faaliyetleri denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Bu karar ulusal egemenliğine önem verildiğini göstermektedir. Evet, devlet ulusumuzun içeriden ve dışarıdan bağımsızlığı ve yurdumuzun bütünlüğü saklı kalmak koşuluyla ülkemizi ele geçirme emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik sanayi ekonomik yardımı kabul edilecektir. Yabancı devletlerle kurulacak ilişkilere dair ilkeler belirlenmiştir. Bölgedeki bütün direniş cemiyetleri içinde olan Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti her türlü particilik akımlarından tamamen uzaktır. Yorumu ise bu maddeyle ulusal birliği zedeleyen particilik çekişmelerinden uzak kalınarak halkın bütün kesimlerini milli mücadele etrafında birleştirilmesi amaçlanmıştır. Evet, diğer sorumuza geçelim. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongrenin toplanması kararı nerede alınmıştır? Amasya genelgesinde alınmıştır. Diğer sorumuz ise Erzurum Kongresi toplanmasında neler etkili olmuştur? Mondros Ateşkesi'nin 24. maddesine göre Doğu vilayetlerinin anlaşma devletlerinin tehdidi altına girmesi, Doğu bölgesinde bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek ve yaklaşan Ermeni tehlikesine karşı önlemler alınmak istenmesi, Doğu Karadeniz'de Rus derneklerinin Pontus Rum Devleti kurmak için çalışmaları, Doğu bölgelerine yönelik saldırılara karşı bölgedeki milli güçlerin birleştirilerek birlikte hareket edilmesinin sağlanması, İstanbul hükümetinin Doğu Anadolu'nun Ermenilere bırakılması konusunda teslimiyetçi bir politika izlemesi. Diğer sorumuza geçelim. Amasya Genelgesi'nin Refet Bele, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Mersinli Cemal Paşa gibi isimlerle imzalatılarak onayların alınmasındaki temel amaç mücadeleyi bireysellikten kurtarmaktır. Diğer sorumuz Temsilciler Kurulu'nun temelini atıldığı yer neresidir? Amasya genelgesidir Temsilciler Kurulu'nun temelinin atıldığı yer.
Milli Mücadele'nin ihtilal bildirgesi niteliği taşıyan belge de Amasya Genelgesi'dir. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olan cemiyetler Şark Vilayeti Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Mustafa Kemal'in resmi görevinin sona ermesinin ardından ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam diyerek Mustafa Kemal'e bağlılığını bildiren kişi Kazım Karabekir. İlk defa ulusal sınırlardan bahsederek Misak-ı Milli'nin temelini oluşturan kongre hangisidir? Erzurum Kongresi. Erzurum Kongresi'nde yer alan Kuvayi Milliye Amin Milli İradeyi Hakim Kılmak Esastır kararıyla vurgulanmak istenen amaç nedir? Ulusal egemenliğine dayalı bir yönetimi korumak. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yayın organı olarak Erzurum'da yayın hayatını başlatan gazetenin ismi Albayrak Gazetesi, Yunanlılara karşı savaşmak için asker toplanma kararı alan ve Hacı Muhittin Bey tarafından toplanan bölgesel kongrenin ismi Balıkesir Kongresi. Balıkesir Kongresi'nin özelliklerini söyleyelim. Bölgesel bir kongre olup Batı Anadolu'yu ilgilendiren kararlar alınmış, siyasi bir partiyle ilgisi olmayan delegelerin katılımıyla toplanmış, Amasya Genelgesi'ni benimseyen kongre padişaha bağlılığını da bildirmiş, Batı Anadolu'daki direniş hareketlerinin örgütlenmesi ve Batı cephesinin kurulmasında önemli rol oynamış, ancak Sivas Kongresi'ne delege gönderilmesinde çekingen davranmıştır. Bu videomuz da buraya kadar olacak. Diğer videomuzda eğitim bilimlerinden devam edeceğiz inşallah.